Alo. Firuze. Nasılsın? İyi sayılır. Evde misin? Yok, mahalleye gidiyordum. İşin yoksa buluşalım mı, konuşuruz? Olur. Tamam o zaman. Sen bana konum at, ben olduğun yere gelin. Tamam. Besleyin lan bu kız. Yazdıklarına bakın. Oy kıyamam, neler yaşamış öyle. Çizimleri de şiirleri gibi hiç karartıcı. Neden böyle, ucube midir nedir? Söyleyeyim anneme de Arda gelsin sevsin şunu, yazık. Ver defterimi. Kızım beğeniyoruz, hemen limon sıktı. Defterimi ver. Sıkıysa alsana. Bırak dedim, ver. Şişt, ne oluyor burada? He? Hanginiz yaptı bunu? Oğlum hanginiz aldı defteri? Ben aldım hocam. Otur yerine. Sen de otur. Oturun hepiniz. Canım öğrencilerim, bakın. Bu sıralar ömür boyu sürecek dostluğunuzun bir yuvası. O yüzden arkadaşlarınızı böyle anlık eğlenceleriniz için üzmeyin ve kırmayın. Bir daha benim sınıfımda böyle bir şey yaşanmasın. Anlaşıldı mı? Bak, içimden bir ses bana doğruyu söylemiyorsun diyor. Ya tamam, ben belki agresif, sinirli bir adam olabilirim bazen. Ama bak söz, ya istemediğin hiçbir şey yapmayacağım Firuze ya. Ya neden yaraladın bu herifi? Kim bu adam? Ya Mehmet, kaç defa söyleyeceğim sana. İstemiyorum konuşmak bu konuyu. Hakim olamadım kendime, ettiğim bir salaklık işte. Yalnız bir şey söyleyeyim mi, sen de az değilmişsin ha? Yani ne bileyim, böyle çalışkansın, herkesin göz bebeğisin falan ama... en az benim kadar bir deli tarafım da var ya. Yüzüm yüzüme baka baka karar yapalım. Evet lütfen ya, yeter valla. Tamam, tamam, kapat. Benim iş bulmam lazım asıl. Acil. Yani böyle boş boş durunca ben kendimi kötü hissediyorum. Ya bizim şirketle mi konuşsak acaba Ümit'le? Part-time lazım. Orası da doğru. Bizde herkes tam mesai. Neyse boş ver ya, sıkıcı konular zaten. Oturalım mı biraz? Çay mı içsek ya? Olur. Dostum, baksana bir. Bize iki tane çay. Limonun var mı? Yok abi, maalesef. Ya boş ver canım ya. Bu çayda limonsuz içeyim. Ya sence ben bunu düşünmemiş olabilir miyim ya? Neden düşündün ki bunu? Yanımda limon getirmek ne demek Mehmet? Tamam tamam, üstü kalsın. Mehmet. Seninle gurur duyuyorum biliyorsun değil mi? Tamam yeter. Sağ ol. Yani... bu kadar güzel bir adam olman da herhalde benim de minicik de olsa bir katkım vardır. Sonuçta beraber büyüdük. Sen bana mücadele etmeyi öğrettin. Kendime güvenmeyi. Sen de bana sevmeyi öğrettin. Yani insan olarak. Ya bu böyle olmadı. Ne bileyim hani bankta falan öyle akşam bir restoranda gidip yemek mi yesek acaba? Olur, gidelim. Ama öyle antin kuntin yerler istemem ha, ona göre. Tamamdır, sen nasıl istersen. Abi işte buradalar.
İyi akşamlar Firuze Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Böyle kapı ağzında konuşmasak, abiniz evdeyse... Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Beyefendi kim? Taner Çeliker ben. Leyla'nın abisi. Leyla? Kaan Kerimoğlu'nun karısı. Ya böyle kapı önünde konuşmasak, malum. Biz sizinle kader ortağı sayılırız. Kardeşiniz, kardeşlerimiz aynı adam tarafından kandırılıyor. Ama mağdur olmak zorunda değilsiniz. Elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım sizin için. Dileyin benden ne dilersiniz. Pardon? Siz kimsiniz ya? Ha? Bu ne hadsizlik ya? Gelmişsiniz evimize lütfeder gibi konuşuyorsunuz. Yardımınıza ihtiyacımız yok. Sağ olun. Abinizin sizden aşağı kalır bir yanı yokmuş. Bağıran insanları sevmem ama haklı olanların çığlığını da duymazdan gelmeyeceğim. Beyefendi bakın, bir saniye bakın. Bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Buradan gitmenize. Şimdi buradan kalkın, çıkın ve benim asabımı daha fazla bozmayın. Abiler pek çok şeyi affederler. Ama kız kardeşlerinin bir damla gözyaşı için dünyayı yerle bir ederler. Onlar bizim en kıymetlimiz. Eğer çok istiyorsanız kendi kız kardeşinizin yaralarını sarabilirsiniz. Ama bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok, tamam? Bak, ben de böyle bir mahallede büyüdüm. Benzer yollardan geçtim. Zor zamanlardı evet ama açtık. Yerinizde olsam bu kadar duygusal davranmazdım. Acele karar vermeyin. Sadece biraz düşünün. Neye ihtiyacınız olursa, yapabileceğim en ufak bir şey de ben hazırım. Çekinmeyin. Kendim çıkarım. Sen ne yaptın bugün Firuze? Hı? Şirkete mi gittin? Ben sana demedim mi bu insanlardan uzak duracaksın diye? Yapılması gereken bir şey varsa ben yaparım zaten. Ya seni tehdit ettiler diye gittim. Ne demek ya? Böyle kafalarına göre davranamazlar. Yaptıkları yanlarına mı kalacaktı? Tamam ben bir hata ettim peki. Ama gelip de böyle ailemi bunun içine çekemezler. Bak bu insanların güçlü olması beni korkutmuyor. Burada beni korkutan tek bir şey var, o da sensin. Ne zaman bir adım atsan bambaşka insanlar yanımızda bitiyor. Bak abisine, geldi gevşek gevşek konuştu. Bir önümüze kemik atmadığı kaldı. Bak Firuze, seni son defa uyarıyorum. Bu insanlardan uzak duracaksın, tamam mı? Bu kadar. İmkanları var diye her istediklerini yapabileceklerini zannediyorlar ya. Hayret bir şey ya. Bir de o herif gelmiş bana bilmiyormuş gibi oyunlar yapıyor. Kim, ne oyunu, kim oynuyor? Ya kim olacak bu? Kaan denen sahtekar. Bir de böyle rahat rahat hareketleri var. Gerçekten... Abi sen ne zaman onunla... Boş ver Firuze ne zamanını falan, tamam mı? Boş ver. Boş ver. Yaratan'ın dediği kadar varmış ya. Yok artık. Midye mi getirttin? Çok güzelmiş. Gel beraber yiyelim. Şu yediğin deniz canlısından bir farkın yok senin. Ah. Doğru tespit. Dışım sert ama içim yumuşacık öyle değil mi? Söyle kaldırsınlar şunları. Bence alışsan iyi edersin çünkü gördük. Senin oğlunun da böyle sıradan zevkleri var. Oğlumun adını ağzına alırken iki kere düşün Taner. Ayrıca ne alakası var Kaan'la? Şirkette toplantıyı basıp hepinize posta koyan kızı merak ettim. Haberin vardı değil mi bu kızdan? Bu mesele Kaan'ın meselesi. Dolayısıyla kardeşimin ve dolayısıyla benim. Sorunun kendisi çözüm olamaz. Sen aile meselelerine karışma. Abiliğin çözümü nefes kesicidir Zeynep. Eğer kardeşimin canı yanarsa can yakarım. Sen bir abinin kardeşleri için neler yapabileceğini asla bilemezsin. Keşke bu ayın dişini diğer kardeşim Bona için de gösterseydin. Bir kaybeden olmasaydı. Utancından öyle alelacele ülke dışına göndermezdin.
Buldun mu? Elimle koymuş gibi. Çok cici bir familya. Soğuk şakaların hiç sırası değil abi. Sen ne ara bu kadar sıkıcı oldun ya? Hı? Yalnızlık insana bütün eğlenceli yönlerini unutturuyor. Beni oraya sırf senin eğlencen için gönderdiğini düşünmeye başlıyorum ha. Nasıl geçti? Kocan kızı kandırmış. Zeynep abisini tehdit etmiş. Sen kızın peşine düşmüşsün. Eh, benim kim olduğumu da göz önüne alacak olursak misafirperver davranmalarını beklemiyordum zaten. Abi nasıl yaparsın bilmiyorum ama senin bir şekilde o kızla yakınlaşman lazım. Pardon? Kocanın sevgilisini baştan çıkarmamı istemiyorsun değil mi? İğrençleşme. Onun güvenini kazan. Koruyucu meleği ol. Her başı sıkıştığında sana gelsin mesela. Çöle yağmur yağdırmamı da ister misin? İstediğinde neler yapabildiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Neden ben Leyla'cığım? Etrafında bu işi yapacak bir sürü adamım var. Kaan hiçbirinden senden nefret ettiği kadar nefret etmiyor çünkü. Senin temas ettiğin herkesten tiksiniyor. Ben bundan fazlasıyla payıma düşeni aldım. Sıra Firuze Hanım'da. Kızın başına bela aç, sonra kahramanı oluyorsun. Olabilir aslında biliyor musun? Bu şirket falan çok sıktı çünkü. Biraz kafa dağıtırım belki. Kolay gelsin. Sağ ol. Leyla Hanım. Gel Sinan, otur. Acil deyince nasıl geldiğimi bilemedim. İyi misiniz? İyiyim, bir sorun yok. Senden bir şey organize etmeni isteyeceğim. Dinliyorum. Benim için bir takip ekibi oluşturacaksın. Kesinlikle benim adım geçmeyecek. Ne kadar güzel olmuş. Saçları da çok güzel değil mi? İyi ki geldin bizimle. Seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum.
Günaydın. Ne oluyor? Bir şey mi kaçırdım ben? Şey... Abla, abimle ben ödevim için araştırma yapıyorduk. Mail geldi senin burs sınavıyla alakalı. Müjdeyi ben vereyim istedim. Açtım maili. Özür dilerim. Ben bilseydim hiç açmazdım. Bakmazdım yani. Ömer, hadi abiciğim. Sen okula. Abi, ben size söyleyecektim bunu. Sen çok değiştin ya. Bambaşka bir insan oldun yani. Yok, ben sınav günü iyi değildim pek, o yüzden. Yok Firuze, hani söyleyeceğin hiçbir şey bunu açıklayamaz. Bak, şurada yazan cümleye bak. Yani 40 alırsın, 50 alırsın, ben bunu anlarım. Ama sen bayağı bildiğim, yani bunu bilerek yapmışsın. Yani sen bu adamdan belli ki ayrılmamak için sıfır çekmişsin. Ya bu çok açık yani. Abi, yanlış düşünüyorsun. Yok, ben yanlış düşünmüyorum. Ya ben sadece kendine nasıl bu kadar zarar verebiliyorsun, bunu soruyorum sana. Yani bu adam senin gözünü bu kadar mı kör etti kızım? Bak ben... Ne sen Firuzeciğim, ne sen? Ha? Nasıl bu kadar kendine zarar verebiliyorsun sen ya? Yani geleceğini düşünmediğin, bütün emeklerini heba ettiğin... ...evli bir adam için değer miydi kızım ya? Karısını al... Ya yeter! Yeter, sus artık ya. Bir kere de dinle beni. Sınavdan bir gün önce öğrendim ben o adamın yalan söylediğini. Sonra da dağıldım, yapamadım. Yapamadım değil, sen yapmak istemedin. Eğer sen yapmak isteseydin, önünde duvar olsa yıkıp geçerdin. Kandırıldım diyorum ya, kandırıldım. Ben de insanım. Kandırıldım. Bir kere ya, bir kere dinle. Böyle karşıma geçip bağırıp çağırmak kolay. Bir kere dinle, bir kere düşündün mü ne hissettiğimi? Beni anlamaya çalıştın mı? Ya uzaktan yargılamak da kolay. Herkes yapar bunu ama sen benim abimsin. Tamam, anlayamıyorsun. Onu da anladım. Güven bari en azından. Güvendim. Gördüm ama sonunda ne olduğunu ya. Güvendim. Sen aşkı bilmiyorsan benim suçum ne? Kızım, ne oldu? Sesin sağ dışarı geliyor. Baba, sorma ne olur ya. Baba. Daha iki gün önce demiyor muydun ben kardeşimin kalbini kırdım diye? Ağlamaktan beter etmişsin kızı. Oğlum ne oluyor ya? Ne bu haliniz sizin? Baba boş ver ya. Feryat. Oğlum izin ver. Mesele neyse karınca kararınca ben de yardımcı olayım. Baba böyle bir şey değil. Yani bunu benim halletmem gerekiyor. Firuze ile ikimizin arasında. Müsaade et. İkimiz kendi aramızda halledelim. Olur mu? Eyvallah. Şşş! Salı fasulyesi nereye? Gel buraya, gel. Ümediyorum, alo. Al bakayım şunu. Yumurta yumurta bir şey al. Ev tam takır. Acımdan öldüm, hadi. Okula geç kalacağım. Şşş! Okul mu okul yok. Bitti o devir. Finito. Al şunu. Ama ben... Ama falan yok. Bundan sonra gündüzleri annemle temizliğe gideceksin. Geceleri de bizim orada tezgaha çıkacaksın. Anladın mı? Ne bakıyorsun lan ben? Temizliğe gidersem okul ne olacak? Kızım sen gerizekalı mısın? Anlamıyor musun? Okul diyorum yok, okul bitti. O devir kapandı. Hadi bakkala yalla, hadi. Okula gideceğim ben. Lan bak beni delirtme. Yemin ediyorum seni şuraya bir çivilerim. Kerpetenle sökemezler, anladın mı? Okula gideceğim. Hı. Açma lan! Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Far görmüş gibi kala kaldın. Bulamayacağımızı mı sandın seni? Yok abi. Var mı oğlum öyle borcu takıp düğmek? Abi, Nuri abi ben vallahi getirecektim. Kaçıncı lan? Keriz miyiz oğlum biz? Estağfurullah abi, vallahi benim bir iki yerden alacağım var. Onlar bana getirseydi ben sana aynı şekilde parayı getireceğim abi zaten. İçten alacağım var abi. Ya paramı getirirsin ya da ailen çok üzülür. Son iki gün. Borcun katlanıyor ona göre. Getireyim abi.
Bakar mısın? Buralarda mı oturuyorsun? Şu. Neredesin be Çiğdem ya? Ne? Abi. Oğlum ne abisi? Tamam öğretmenim. Çiğdem gelmedi hala. Arıyorum açmıyor da. Allah Allah. Dünkü olay yüzünden mi acaba ya? İnşallah bu faydasız abisi bir şey yapmamıştır kıza. Yani dün en son konuştuğumuzda gece geleceğim dedi. Acaba ondan sonra mı bir şey oldu? Bilmiyorum ki. Neyse tamam okul çıkışından sonra bakarız tamam. Abi aman öğretmenim ben şimdi gitsem. Şimdi gideyim. Ömerciğim hadi sınıfın abicim hadi. Alo. Firuze. Nasılsın? Bir sesini duyayım dedim. İnsanlar, hayat bazen çok zor geliyor mu sana da? Gelmez olur mu ya? Bazen tonlarca ağırlık varmış gibi geliyor insana. Bugün buluşuyoruz değil mi? Unutmadın. Yok unutmadım. Ben de eve geçiyorum şimdi. Hazırlanıp çıkacağım. Tamamdır. Şimdi benim asıl anlamadığım sen bu işi neden şu an yapıyorsun da iki yıldır yapmadın? Ve kendini toparlamasını bekledim Selim. Hayatını zorlaştırmak istemedim. Bilmediğin şeyler de var. Yani aslında doğru olan kazadan hemen sonra bunu yapmaktı ama... işte işin içinde merhamet girince böyle oluyor. Haklısın ama bu yaptığında ona iyilik etmedin. Yani sen bu işi uzattığında, ondan ayrılmadığında o sana daha çok bağlandı. Tamam da mesele benim ondan ayrılmam değildi ki. Mesele benden sonra Leyla'nın nasıl ayakta kalacağıydı. Ben de onu düşünmek zorundaydım abi. Gel gör ki. Peki şimdi ne değişti? Yani ayakta kalabilecek mi? Ne yapayım sonsuza kadar başından mı bekleyeyim? Ya hayır öyle değil. Bu arada yanlış anlama ben seni eleştirmiyorum. Sen burada yerden göğe kadar haklısın. Ama hani bir laf vardır. Zor günler geride kaldı şimdi sıra daha zor günlerde diye. Hani dedim acaba bu yaptığın şey Leyla'yı sana karşı daha çok tetikler mi? Bilmiyorum. Alo. Tamam, sağ ol. Teslim edilmiş. Evdeki bir çalışana. Yok ben bugün gitmedim şirkete, evden çalışıyorum. Evet evet baktım ama kalemler biraz abartılı geldi bana. Leyla Hanım. Canım ben seni sonra ararım. Ha.
Çiğdem iyi mi? İdil Akma hocam, Türk gibi maşallahı var. O zaman niye gelmedi bugün okula? Gelmedi mi? Ulan bu denge okulu mu asmaya başladı? Lan! Nerede lan Çiğdem? Sana sormak lazım. Dün gece ne yaptıysanız kız okula bile gelemedi. Sen var ya bak, benim elimde kalırsın. Ne yapıyorsunuz? Şşş, bana bak bakayım sen. Ağır ol, ağır. Hadi dışarı çık. Hadi! Senin de suyun ısındı hoca, haberin olsun. Dışarı çık! Feryat hocam, Çiğdem hiç böyle yapmazdı. Başına bir şey gelmiş olmasın. Bilmiyorum hocam ya. Belli ki kızın bir sıkıntısı var, bilmiyorum. Belli ki ailede her şeyden bir haber. Evet, bunlar çok sıkıntılı insanlar yani, gerçekten. Ömer! Hocam benim de dersim bitmişti, ben de bir gidip bakayım. Ömer! Ömer! Abi, burada okul üniformalı bir kız gördün mü? Görmedim. Görmedim, tamam. Ah çocuklar, bir şey soracağım size. Ya burada uzun saçlı bir kız gördünüz mü? Üstünde okul üniforması vardı. Yok abi, görmedim. Çocuklar iyi düşünün ya. Böyle saçları uzun, yüzünde çiller var hatta. Hemen şu ileride oturuyor. Aa, sen midyeci kızı diyorsun. Ha evet, gördün mü? Yok abi, görmedik. Biz de yeni geldik zaten. Tamam, tamam. Beyefendi, paranın üstünü almayı unuttunuz. Çok teşekkür ederim. Yani akıl mı kaldı bende, elim ayağım birbirine dolandı. Aşk unutkanlık yapar, normaldir. Hanımefendi çok şanslı. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bir dakika, bu kadar belli oluyor mu? Üzerinizden akıyor desem yeridir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayda, bu ne içimi ya? Keramet bende mi yoksa? Ulan Memo, kendi kendine havalara giriyorsun. Çocuklar, merhaba. Burada böyle uzun saçlı bir abla gördünüz mü? Yüzünde çiller var. Aa, ben gördüm. Şuradaki parka doğru gitti. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Çiğdem. İyi misin? Ha? Çiğdemciğim, bak ben geldim, buradayım. Yanındayım senin. Bak kimse sana zarar veremez artık, tamam mı? Ama lütfen yardım etmeme izin ver. Lütfen. Korkuttular mı seni? Ha? Abin mi? Başkası mı yani? Başkaları mı? Tanıdığın biri mi Çiğdem? Canın mı yanıyor peki? Thank you.